Merhabalar, ben Keyşan. Bugün O Ne Diyor'dayım ve sorularınızı cevaplayacağım. İyice derine yaşıyoruz ölmemek için görmedim böylesini retro görüntülerle izlemekten içimiz şişti. Şunları neden renkli renkli klip çekmediniz? Neden renkli renkli klip çekmedik? Çünkü klip çektiğimiz iki şarkı vardı. Bu iki şarkı dışındaki şarkıları normal MP3 olarak bir görselle yüklemek istedik. O yüzden eski retro görüntüleri telifini satın alıp oradan yayınladık. Elmas şarkısını ilk dinlediğimde sevmedim. İkinci dinlediğimde hoşuma gitti. Üçüncü dinlediğimde bağımlılık yaptı. Şarkı hakkında ne düşünüyorsun? Beklentilerini karşıladı mı? Elmas şöyle oldu. Elması yapalı biz yaklaşık bir iki ay sürmüş. Yani bir iki ay olmuştu ama bu karantina süreci, bu pandemi muhabbetinden dolayı evde hepimiz gibi biz de oturduk. Sonra dedik ki bu süre zarfında çok fazla mobil cihazlarla ilgilendik. Mobil cihazlarla ilgilendiğimiz için de dikey mobil cihazlara özel bir video çektik. Beklentimiz tam o yöndeydi. Karşıladığını düşünüyorum. Abi hoş geldin, hoş bulduk. Seni Ne Bakıyorsun Dayı Dayı şarkısıyla tanıdım. Acayip de sükse yaptı. Gelir mi Anıl abiyle böyle yaza bomba gibi bir şey. Teşekkür ederim. Anıl'la yaklaşık 3-4 tane daha şarkı yaptık. Hani biz çok böyle yaz bombası falan tadına bakmıyoruz işlere. Yapıyoruz, yayınlıyoruz. Olursa olur. Teşekkür ederim ama. Liriklerde genel olarak kadınlara yönelik onur kırıcı ifadeler kullanılıyor. Sizin bazı şarkılarınızda da böyle tabirler mevcut. Ben sizi dinleyen ve rap müzik tutkunu bir kadın olarak bu durumdan çok rahatsız oluyorum. Bundan neden sıyrılamıyorsunuz? Bence çok güzel bir soru. Ama şöyle zaten günlük hayat, yani günlük yaşantımızda bahsettiğimiz küfürler ya da argolar dışında kullandığımız ekstra bu iş için yaratıcı bulduğumuz küfürler yok. O yüzden hatta ben düşünüyorum ki rap müzik şarkılarındaki küfürler günlük hayatımızdan daha sansürlü olsa gerek. Dünya müzik piyasasında bu böyle. Sadece erkeklerin kadınlara değil, kadınların da erkeklere dediği birçok küfür var. Ben bunu küfür olarak görmüyorum. Ama son şarkılarımda da dikkat ediyorum bu duruma bu arada. Bayağı o konudaki lirik konusunu değiştirdim diye düşünüyorum. Kontkar ve Şehinşah olayları hakkında ne düşünüyorsun? Ezel ile yollarınız neden ayrıldı? Zamanında yaptığınız şarkılar varken neden şimdi konuşmuyorsunuz? Feat gelmez ama en azından birlikte bir fotoğraf gelmez mi? Ezel ile konuşuyoruz. Birlikte bir fotoğraf da gelebilir. Ama şarkı yapar mıyız bilmiyorum. Çünkü ikimizin yolları çok ayrı yollara doğru gitti. Bir problemimiz yok. Yani görüşüyoruz, konuşuyoruz falan. Fotoğraf olabilir. Denk gelirsek fotoğraf çekebiliriz. Boğazına dövme yaptırınca kolumuza kıyasla ne kadar acıyor? Kolumuza kıyasla çarpı 10 falan diyebilirim. 12. Rezalet bir acısı var gerçekten. Ben 3 seansta yaptırdım. Gerçekten çok zorlandım. Ama yani dövmesi olanlar bilir, bu bir bağımlılık. O acıyı seviyorsunuz daha sonradan. Nasıl geçti karantina? Neler yaptın bu geride kalan aylar boyunca? Karantina yani benim için çok sıkıcı geçmedi. Çünkü zaten normal günlük hayatımda çok fazla online oyun oynuyorum evde. Bunun için sadece kendime özel kurduğum bir sistemim var. Müzik yapmadığım zaman dışında zaten genelde oyun oynuyorum. PUBG oynarım, Counter Strike çok ciddi oynarım. Rocket League oynarım. Senelerce LoL oynadım ama yani işte bu karantina sürecinde can sıkıntısından LoL indirip oynadım. Karantina sürecinde bir de karantina albümünü yaptık Redo'yla. Güzel olduğunu düşünüyorum. 4 şarkılık ufak bir EP. Karantinanın biraz karantina zamanındaki psikolojiyi yansıtan lirikler ve müzik stili var işin içinde. Sence Türkiye'de trap yapan en güçlü 3 isim kim? Ezel, Kontkar, ben. Kendisi Californication'daki Keyşan mı, Edirne Keyşan mı? Ben Ankaralı Keyşan. Memnun oldum kanka. Trap yapmasaydın ne yapardın? Trap yapmasam büyük ihtimal rap yapardım yani. Ama rap yapmasam ne yapardım diye soruyorsan. Prodüktör, yani gene müzikle ilgilenirdim. Prodüktörlük yapmaya çalışırdım. DJ'lik yapmaya çalışırdım. Çünkü yani müzik de benim için apayrı bir bağımlılık yani. O Ne Diyor ekibinden virüs kapmayacağına emin misin? Eminim çünkü onlar da biz de bu sosyal mesafe dalgasında çok dikkat ediyoruz. Selamlaşırken bile öyleydik. Hatta çoğuyla selamlaşmadık yönetmen hariç. Abi Kürtçe rap piyasası dinlenir mi? Dinlenir. Ben bir ara çok araştırmıştım. Serhadu falan diye bir Kürtçe rap yapan bir arkadaş var. Nereli olduğuna dair bilmiyorum gerçekten ama Kürtçe yapıyor. İyiydi de bu arada. Dinlenir, neden dinlenmesin? Hangi dilde dinlemek istiyorsan ki ben çok fazla yabancı müzik dinliyorum. Aynı şey yani Kürtçe'de bir yabancı dil. Gittikçe niye kendini çirkinleştirmeye çalışıyormuş? Yani bilmiyorum. Hoşuma gidiyor belki de. Daha büyüdüğümü düşünüp daha güzelleştiğimi düşünen de var. O senin düşüncen diye düşünüyorum. Yine de teşekkür ederim. Geçmişte bir lakabın veya sana seslendikleri bir adım var mıydı? Mahallemizde bir internet kafe vardı. SS internet kafe. Orada bana Arıza diyorlardı ilk. Lakabım, Keyşan'dan önceki lakabım. Yani gerçek ismim Oğuz, Oğuzhan. Onun dışında Arıza derlerdi. Rap yaptığın için pişmanlık duydun mu? Hiç duymadım. Çok da memnunum yani. Hiç de şüphem olmamıştı. Bunu da kanıtladığımızı düşünüyorum. Şarkılarında Gucci, para, şeylerden bahseden bir sanatçısın. Ve insanlar bu yüzden seni eleştiriyorlar. Ayrıca Autotune yüzünden de eleştiriliyorsun. Karanlık şarkısı güzeldi. Autotune olarak bununla ilgili görüşlerin nelerdir? Bir de karanlık tarzı bir şarkı gelir mi? Yani trap sound biraz
Aranan Adam 2 albümünden bahsediyorsun anladığım kadarıyla. Aranan Adam 2 albüm bir konseptti. Bu konsepti trap sound konseptiydi ve bu tarz lirikler daha çok yazılıyor, daha çok çiziliyor. Daha sonraki yaptığı müzik tarzı da kesinlikle trap ama daha çok içerisinde liriğe dikkat edilmiş, daha çok müziğe dikkat edilmiş işler. O yüzden daha çok Elmas Karanlık tarzı işler gelecek. Yani yaptığım müzikler şu an onlara daha yakın işler. Rap camiasında nefret ettiğin 3 isim. Neden Keyshan ismi? Keyshan, ben küçükken, ya dedim ya çok fazla oyun oynuyorum. Küçükken de bu tarz oyunlarla çok ilgileniyordum. O zaman da PlayStation 1 ya da Atari, tam hatırlamıyorum. Orada Keyshan diye bir oyun vardı. Mario tarzı bir oyun, prensesi kurtarıyorsun falan işte. Oradaki karakterin adı Keyshan'dı. Ben de rap müzik yapmaya başladığım zamanlarda 16-15 yaşlarındaydım. Herkes gibi kendime bir mahlas bulmalıydım. İsmimi Keyshan koydum. Daha sonra ama eski Türkçe'de anlamlarını buldum. Ama o isim, yani o anlamlarla koymadım ben. Japon Nintendo oyunu hatırladığım kadarıyla. Bu arada. Her boka çöp diyen müzik çağrıları hakkında ne düşünüyorsun? Bunun bir eleştiri olmadığını düşünüyorum. Eleştiri hem yapıcı hem de sanatçının okuduğu zaman bunu ciddiye alacak seviyede keskin bir yorum olması gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden çöp dediğin zaman sucrulu sadece up ya da down yapıyorum. O yüzden yani çok iplenmiyor söyleyeyim yani. İlk sahnen neredeydi ve kendini nasıl hissediyordun? İlk sahnem tabii ki Ankara'daydı. Çok heyecanlıydım. Bu ilk sahnede de Ezel'le birlikte çıkacaktık yine ve onun böyle bir sağlık problemi yüzünden tek başıma çıkmak zorunda kalmıştım ben. O bir hastanelik olmuştu, onu hatırlıyorum ama neden dolayı olduğunu hatırlamıyorum. Öyle yalnız kalmıştım ilk sahnemde, çok heyecanlıydım ama batırmamıştım yani, bayağı iyiydi. Ya kalabalıktı en azından, öyle hatırlıyorum. Lamborghini şarkının klip çekiminden sonra değişik bir soru. Eve dolmuşla mı döndüm? Eve dolmuşla dönmedim tabii ki. Buraya da dolmuşla gelmedim. Ama o şarkıdaki, yani o şarkıdaki yazdığım şey tek eksiğim bir Lambo'ydu. O yüzden biz oraya Lambo'la aynı klasmanda bir Porsche koymuştuk. O yüzden yani ya biz biraz da böyle toplum olarak okuduğumuzu çok anlayamayan ya da dinlediğimizi çok fazla anlayamayan bir kesim olduğumuz için oradaki tek eksiğim bir Lambo kelimesindeki o cümledeki anlattığım şeyi anlamayıp klipte Lambo beklediler. O yüzden yanıldık arkadaşlar. Eve dolmuşla dönmedim. Neden kliplerinde TikTok fenomenlerine yer verdim? Bir şarkımda TikTok fenomenine yer verdim. Bunlar da bu piyasada arkadaşlar anlaşıp görüştüğünüz bazı deal'lar. Yani o yüzden bu arada Merve de bu şarkıda çok iyiydi bence. Onunla da alakalı çok iyi feedbackler aldım, geri dönüşler. Çok olumluydu. Ben sırıtmadığını düşünüyorum ama Merve'yi beğenmedim. İşte ne bileyim, seni sadece yalnız dinlemek istiyorum diye bir sistemim varsa Spotify'da Merve'siz hali var. Öyle de dinleyebilirsin kanka. Annem aç kalırsın bu müziği yapma dedi. Bu sözü dile getirdi. Peki annesi şu an ne düşünüyor? Bunun merakındayız. Selamlar, saygılar. Annem çok mutlu. Bu video yayınlandığında ilk annem izler büyük ihtimal. O yüzden şu an pişman değil. Bana da teşekkür ediyor. Ben de ona teşekkür ederim. En sevdiğin dövmen hangisi? Özellikle ayırdığım bir dövmem yok. Ama bu sol kolumdaki dövme. Çocukluğumda ailemin köyünde, ağacın üstünde büyük babamın bana yaptığı böyle bir ağaç evi var. Onu temsil ediyor. Eski Flow diye bir kedim vardı. Bu kedi onu temsil ediyor. Bu ağaç evde aynen böyle bir merdivenle çıkıyordum. Altında da çok ufak akan bir artık böyle su birikintisi mi diyeyim bir şey. Yani onun bir adı yok literatürde. Bir şey yani, böyle bir su akıntısı vardı. Yani bu dövme onu anlatıyor. Çocukluğum burada geçti. Bunu beğenirim ama en beğendiğim bu değil. Hepsini beğeniyorum. Hepsinin bir anlamı var. Neden trap müzik yapmaya başladın? Ben 2012-2013 senesinde 8-2 yaptıktan sonra, 8-2 albümünü yaptıktan sonra Türkiye'de epey bir, o zaman Kartel dışında 8-10 kişinin birleşip bir şey yapıp milyonlarca insana ulaşabileceğine dair hep bir çekince vardı. Çünkü rap müzik klipleri maksimum 1 milyon-2 milyon dinleyiciye ulaşan işlerdi. Ama biz 8 arkadaş, 8 yakın arkadaş bu arada. Birleşip bir şey, bir grup olarak, bir sinerji olarak bu ruhu yansıtıp Kartel'den sonra tekrar bir şey yapılabileceğini gösterdik. Ondan sonra ben solo kariyerime bir 4 yıl, 5 yıl kadar ara verdim. Uzun zaman hiçbir şey yapmadım. Yaptım, özür dilerim, yayınlamadım. Yaptığım sürede zaten trap müzik evde kendi kendime çok fazla yapıyordum. Sadece yayınlamıyordum. Yani trap müziğe geçişim Aranan Adam 2 albümünden sonra bir anda olmadı. Sadece dinleyici için bir anda olmuş gibi bir durumu var. Öyle de bir şey olsun. Bu da son soru. Kendine en yakın bulduğun MC kim? 10 soru çok iyi bir soruymuş bu arada. Müzik olarak diyorsanız, trap müzik yapan, bunu da iyi temsil ettiğini düşündüğüm yakın çevremde zaten Aranan Adam 2 albümünde düet yaptığım arkadaşlarımın hepsi kendime müzik olarak yakın gördüğüm arkadaşlarım. Aynı zamanda zaten günlük hayatımda da görüştüğüm, sürekli irtibatta olduğum arkadaşlarım. Ama müzik olarak diye soruyorsan, mesela ben Fero'yla müzik yaparken çok eğleniyoruz. Kontkar'la müzik yaparken işte uyuştuğumuzu düşünüyorum. Yani trap müzik yapan arkadaşlarımla iyi bir uyum yakaladığımızı düşünüyorum. Bugün o ne diyordaydım? Sizden gelen soruları cevapladım. Benim için güzel bir tecrübeydi. Sorduğunuz sorular için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Yakında Karantina albümü var. Beklemede kalın. Teşekkürler.